Merhaba arkadaşlar. Evet, özel sesler serimize başlıyoruz. Özel sesler serisinde ne yapacağım? Her videoda size bir tane sesi tanıtacağım ve o sesi nasıl telaffuz edilir, nasıl farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Bir de birkaç tane sizin seviyenize yani A1 seviyesine uygun kelimelerle o sesi pekiştirmeye çalışacağız. Bugünkü sesimiz en çok zorlandığınız seslerden biri A sesiyle başlıyoruz. Öncelikle A sesi buradaki yazdığım her zaman onun fonetik yazılışı. Bunları neden yazıyorum? Çünkü normalde mesela bir artık yani rahat bir şekilde hemen telaffuzunu bir yerden dinleyebiliyorsunuz. Ama dinleyemediğinizde normalde sözlüklerde bu şekilde fonetik alfabeyle yazılır ilk başta sözcük. Nasıl okunduğunu öğrenebilmeniz için. Şimdi A sesi nasıl yazılabilir? A-N, Ö-N, A-M veya Ö-M şeklinde yazılabilir. Peki biz mesela A sesini duyduğumuzda bunun hangisi olduğunu nasıl bileceğiz? Bunu bilemezsiniz. Bu ortografla gelişecek bir şey. Yani ne kadar kelime öğrenirseniz o kadar sizin için bunları tanımak kolay olacak. Bir tane kuralı var. Onu da videonun sonunda size söyleyeceğim. Şimdi gelelim bu sesi nasıl telaffuz edeceğiz? Bu sesi telaffuz etmek için sesinizi dudaklarınızı hafif yuvarlak yapmanız gerekiyor. Ağzınızı bayağı açmanız gerekiyor ve dilinizin geride olması gerekiyor. O sesini yapmanız gerekiyor. O sesi. Şimdi ben her zaman bu kelimeyi ilki olarak örnek veriyorum. Özellikle hep tavsiye ettiğim şey bu kelimeleri öğrenin. Bu şekilde sesi de pekiştirmiş oluyorsunuz. Kelime de öğrenmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Enfant. Evet. Enfant. Mesela benim öğrencilerim bir yerde o sesini yanlış okuduklarında ben hemen onlara enfant dediğimde hemen anlayıp tekrar düzeltip okuyorlar. Enfant. Çocuk. Enfant. Client. Client. O sesi burada bu sefer. Client. Müşteri. La jambe. La jambe, bacak. Décembre, décembre, Aralık ayı. Décembre, burada dikkat etmeniz gereken şey eğer biraz biliyorsanız bu sesleri. Önce ben kelimeyi söylemeden önce videoyu durdurun, kendiniz söylemeye çalışın. Sonrasında videoyu açıp düzgün okuduğunuz mu diye kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Tante, teyze veya hala. Tante. Maman. Maman. Anne. Danser. Danser. Dans etmek. Lampe. Lampe. Lamba. Un banc. Un banc. Bank demek. Blanc. Beyaz. Blanc. Gördüğünüz gibi burada ortasında blanc. Le vent. Le vent. Rüzgar. Vendredi. Vendredi. Cuma günü. Evet, şimdi size küçük bir kural söyleyeceğim demiştim. Bir o sesini duyduğunuzda onu, o on sesini A ile mi, E ile mi yazmanız gerekiyor diye hiçbir kural yok. Yani en azından düzenli bir kural yok. O yüzden onu öğrenmeniz gerekiyor. Ama sonrasında mesela A olduğunu hatırladınız. Ama sonrası M miydi, N miydi diye düşünüyorsanız onun için bir kural var. O kural da burada. Eğer sonraki harf M, M, B, B veya P ise örnek görelim. Mesela burada M olmuş ve sonraki B. Burada M olmuş ve sonraki P. Buradaki M olmuş ve sonraki B. Neden? Çünkü A sesini A, M veya E, M şeklinde yazılması için her zaman sonraki harfin M, B veya P olması gerekiyor. Bu kuralı aklınızda tutarsanız en azından bu N ve M olayında hata yapmazsınız. Ama dediğim gibi A ve E mi diye bilmek için kelimeleri öğrenmeniz gerekiyor.